Başlıyoruz. Yeni bir konsept. Ne yapıyoruz? Sektörleri tek tek spontane böyle profilleri açacağız. Mesela bugün butikleri ele alacağız arkadaşlar. Önümüzü açıp bir şeyleri konuşmaya başlayacağız. Eksiler, artılar, iyiler, kötüler. Şimdiden alınmaca gücenmece yok. Eğer biz sizin profilinizi incelediysek, yorumda kendinizi belirtirseniz de bizim hizmetlerimizden mükemmel bir indirim sizlerle olacak. Evet, şu anda başlıyoruz. İlk Didi Butik'ten başladım. Logosu gayet güzel. Hani hemen logoya baktık. Monogram çalışılmış. Daha sonrasında biyografi çok sade, düz bir biyografi var. Ben olsam hani neden Didi Butik'i tercih etmeliyim? Ve benim farkım ne? Nasıl bir şey ortaya koyuyorum? Bunu buraya konumlandırmanız lazım arkadaşlar. Çünkü biyografi kısmı sizin için çok değerli. Devam ettiğimde içeriklere baktım. Ha tabii önce bir takipçiye bakmam lazım. 279 bin takipçi var. Bir takipçi bot kontrol. Bot var arkadaşlar. Hani bot kullanmayın, bot atmayın. Çünkü algoritmanızı, reklamlarınızı, her şeyinizi komple etkiliyor. Devam ettiğimde shop yer varmış. Şöyle bakıyorum. Aslında sokak stil var burada. Ben olsam bu sokak stili ürünlerimle alakalı biyografide güzel bir slogan konumlandırabilirdim. Yine paylaşımlara baktığımda herhangi bir etiket kullanılmadığını görüyorum ve paylaşımların çoğu copy paste. Dolayısıyla Didi Butik'in bizdeki puanı 10 üzerinden şu an 4. Devam ettik. Milo Butik var. 1.1 milyon takipçi ve bakıyoruz. Yine ciddi bir bot var. Aktif paylaşımlar yapılıyor. Çok güzel. Çok iyi. Linkler veriliyor. Aktif paylaşım yapılıyor. Güzel, tatlı bir biyografi de koymuş ama biyografinin yine öne çıkan marka ile alakalı bir öne çıkan bir özellik yok. Öne çıkanların buradaki şeyi çok güzel. İkonlar ve verilmiş. Paylaşımlara bakıyoruz. Paylaşımlar güzel. Reels içerikleri oluşturulmuş. Hatta Reels içerikleri çok çok iyi çekilmiş. Gerçekten iyi çekilmiş. Emek verilmiş. Beğenileri hakeza buna göre düşük. Ama içerik olarak güçlü. Bu butiğe oranımız 10 üzerinden 6. Devam ettik. Didi Butik'e geri döndüm. Burada ölümcül bir hata var arkadaşlar. Sayın butik sahipleri, butik girişimcileri, biyografinize iade yok şeklinde bir yazıyı yazmayın. Çünkü kanun gereği zaten iade almak zorundasınız. Bunu hepimiz biliyoruz. İade almak zorundasınız açıkça. İade almıyorum diye bir şey yok. Yine burada butik yazdığımızda hemen hızlıca kontrolümüzü sağlıyoruz. Bir etiket kullanan birisi görsem, hani hemen etiketlerle alakalı. Few moments later. Var, okay. Bakın, elbise hashtag etiketi 17,5 milyon gönderiye sahip. Öne çıkmanız, erişim almanız çok 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 zor. Yani gönderi çok aşağıdadır ve şuna dikkat çekiyorum. Sürekli elbise, sürekli üst üste de kullanılmış. Üst üste kullanılan hashtaglerde de gerçekten bir süre sonra sizi Instagram bot gibi algılar. Yani bot eylem yapıyorsunuz arkadaşlar. Sürekli aynı şeyi copy paste yaptığınız için burada sıkıntı olabiliyor. Devam ettik. Hemen bakalım Vixen. Vixen Butik'in 14.000 takipçisi var. Ve maalesef Vixen'de de satın alınan takipçiler var galiba. Sanırım butikçilerin çoğunda satın alma takipçi var. Evet. Bakıyorum ücretsiz kargo, havaleyle ödeme. İçerikler çok dikkatli çekilmiş. Kendileri mankenlik yapıyor sanırım. Baya baya Reels içerikler üretilmiş. Emek verilmiş. Emek kokuyor tamamen. Devam ettiğimizde Vixen için 10 üzerinden yine rakamımız 5. Peki uzatmadan butik profili nasıl olmalı? Yani nasıl bir içerik paylaşımı yapmalı? Nelere dikkat edilmeli? Çok uzatmadan hani benim çok gerçekten beğenerek takip ettiğim, Türkiye'de de bu işin başını çeken Deniz Butik var. Bakın burada gerçekten bütün içerikler, bakın kombinler. Bu arada kombin yaparak butiğinize ciddi değer katabilirsiniz. Çünkü son dönemde kombin içerikleri hızlı şekilde hype oluyor ve keşfet tarafına taşıyabiliyor aynı şekilde. Ve bakın
paylaşımları fark ettiyseniz gündelik yaşamı kategorilendirmiş tek tek. Bu şekilde ikili versus dediğimiz karşılaştırmalı içeriklerle Deniz Butik gerçekten bu işi çok çok iyi bir şekilde şu an konumlandırıyor. Değerli içerik, güzel içerikli. Dikkat çekiyor. 2.8 milyon takipçi var. Bakalım bot hesap var mı? Ya mutlaka vardır ama şu an direkt AA diye bir hesap gördüğünüz gibi yok. Derinlemesine tabii isterseniz profil analizi ayrıca biz yapıyoruz. Buna ait bir özel bir PDF rapor çıkartıyoruz arkadaşlar. Markanızı özel. Böyle bir çalışma isterseniz yine bize ulaşabilirsiniz. Bu konuda sizlerle paylaşabiliriz bu değerli bilgileri. Gayet tatlı, iyi bir hikaye ve gönderi paylaşımları yapılmış. Evet, bu konseptin ilk bölümü burada sona eriyor. Bir sonraki içerikte tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.